Herkese merhaba. Yeni bölge videomla yine sizlerle birlikteyim. Bu sefer sizlerle örmesi çok kolay, burgulu, her türlü örgüde uygulayabileceğiniz bir model paylaşacağım. İster erkek örgülerinde, ister bayan örgülerinde, ister bu şekilde kalın yün iplerle ya da isterseniz angora iplerle uygulayabileceğiniz çok güzel, çok şık bir örnek. Ben bu örneği orta kalınlıkta bir yünip ve 3,5 numara şişle ördüm. Yeleklerde, hırkalarda, atkı, bere, şallarda, battaniyelerde her türlü örgüde uygulayabileceğiniz güzel bir model. Model 21 ilmek ve katları artı 3 ilmek artı birer tane kenar ilmekten oluşuyor. Ben alt kısımlarında tekstil tipi lastik uyguladım. Yine aynı şekilde ara model olarak da devam ettim. İstediğiniz herhangi bir ara modeli de uygulayabilirsiniz. Arka yüzü bu şekilde. Çok kolay ve çok şık duran bir model. Hep birlikte yapılışına geçelim isterseniz. Modeli ben sizlere bir motif üzerinde anlatacağım bir motif için şişime e, 21 ilmek artı 3 ilmek 24 birer tane de kenar ilmek 26 tane ilmek hazırladım bir sıralı karış örgü ön yüzde oluşturdum birinci sıradan itibaren ön yüzde modelimi kurmaya başlıyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki bir ilmeği örmeden atlıyorum bir ilmek ters bir ilmek örmeden atladım 3 ilmek ters 1 2 3 4 ilmek düz 1 2 3 4 1 artırdım sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru kesiyorum sıradaki 2 ilmeğin yönlerini düzeltip sola doğru düz olarak kestim 1 artırdım. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 1 ilmek örmeden atladım. 1 ilmek ters. 1 ilmek örmeden atladım. Ve kenar ilmeği. Örgümün ikinci sıra arka yüzüne geldim ilmeklerimi yönlerine göre örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters, bir düz. Bir ters, 3 ilmek düz. 1 2 3 12 ilmek ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 10 11 12 3 ilmek düz 1 2 3 1 ilmek ters 1 ilmek düz 1 ilmek ters ve kenar ilmek Evet tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Önceki sırada yaptığım işlemi 3 kez daha tekrarlayacağım. Birinci ajurumuzu oluşturduk. 4 tane ajur oluşacak. Yani 4 kez modeli tekrarlıyoruz. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeği örmeden atladım. Bir ters. Düz olan ilmeğimi örmeden atladım. 3 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmek düz. 1 2 3 4. 1 artırdım. 2 ilmeği soldan sağa doğru kesiyorum. 2 ilmeği yönlerini düzeltip sola doğru düz olarak kestim. 1 artırdım. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. 3 ilmek ters. 1 ilmek örmeden atladım düz olan ilmeğimi. Bir ilmek ters. Düz olan ilmeğimi örmeden atladım ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimi yönlerine göre örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters, bir düz, bir ters. 3 ilmek düz. 1 2 3. 12 ilmek ters. 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 ilmek düz bir ters bir düz bir ters ve kenar ilmek. Evet, ikinci kez aynı işlemi tekrarladım. 3. kez tekrar yapıyorum. Kenel ilmeğimi aldım. Düz olan ilmeğimi örmeden atladım. 1 ters. Düz olan ilmeğimi örmeden atladım. 3 ilmek ters. 1 2 3. 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4. 1 ilmek artırdım. 2 ilmeği soldan sağa doğru düz olarak kestim. 2 ilmeği yönünü çevirip sola doğru düz olarak kestim. 1 artırdım. 4 ilmek düz. 1 2 3 4. 3 ilmek ters. 1 2 3 Düz olan ilmeğimi örmeden atladım. 1 ters. Düz olan ilmeğimi örmeden atladım kenar ilmeğimi ördüm. Evet tekrar arka taraftayım. İlmeklerimi yönlerine göre örüyorum. 1 ters, 1 düz, 1 ters, 3 ilmek düz. 12 ilmek ters. 12 ilmeğimi ters ördükten sonra 3 düz, 1 ters, bir düz, bir ters ve kenar ilmeği. Evet, 3 kez tekrarlamış oldum, dördüncü kez tekrarlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım, düz olan ilmeğimi örmeden atladım, 1 ters düz olan ilmeğimi örmeden atladım. 3 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmek düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 1 artırdım. 2 ilmeği soldan sağa doğru kesiyorum. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru düz olarak kestim. 1 artırdım. 4 ilmek düz. 1 2 3 4. 3 ilmek ters. Düz olan ilmeğimi örmeden atladım. 1 ilmek ters. Düz olan ilmeğimi örmeden atladım ve kenar ilmeği. Arka sırayı yine yönlerine göre örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 1 ters, 1 düz, 1 ters. 3 ilmek düz. 1 2 3. 12 ilmek ters. 3 ilmek düz. bir ters, bir düz, bir ters ve kenar ilmeği. Evet, 4 kez aynı işlemi tekrarlamış oldum. Bakın 1 2 3 4 kez ajurum oluştu. Şimdi burgu işlemimizi yapacağız. Bunu yaparken de kenar ilmeğimi aldım. Düz olan ilmeği atladım. Bir ters. Düz olan ilmeği atladım. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3. Model olan ilmeklerime geldim. Şimdi bakın buradaki ajur ve ajurun yanındaki tam bu ortadaki yani 1 2 3 4 ilmekten sonra 5. ve 6. ilmeğimi ön taraftan tutup 4 ilmeğin önüne kaydırıyorum. Ve bu 6 ilmeği sırayla düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi buradaki 2 ilmeği de 4 ilmeğin gerisine kaydıracağım. Bunu yaparken de 3. 4. 5. ve 6. ilmeği şişimin arka tarafından tutuyorum. Öndeki 2 ilmeği geriye doğru kaydırıyorum. Yine buradaki 6 tane ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 3 ilmek ters. bir ilmek örmeden atladım. Bir ters. Bir örmeden atladım ve kenar ilmeği. Arka sırada da yine ilmeklerimi yönlerine göre örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. 3 ilmek düz. 1 2 3. 12 ilmek arada ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 ilmek düz bir ters bir düz bir ters ve kenar ilmek Evet birinci model sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi yine birinci sıradan itibaren burada uygulamaya başlıyorum. Modelimizin yapılışı bu şekilde. Şöyle büyük parçayla tekrar göstereyim. Dediğim gibi ister erkek örgülerinde ister bebek örgülerinde ister bayan yelek hırka bluzlarda süveterlerde atkı berelerde battaniyelerde her örgüye yakışacak kolay vurgulu bir örnek. Yapacakları şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda yeni modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.